Piken Roll programından herkese merhabalar. Ben Umut Akıncıoğlu. Bugün sizlerle bir peri masalını anlatacağız. Bir peri masalını konuşacağız. Andorra Fruit Dextra Spor maç sonu yayınıyla karşınızdayız. Bu maçın öyle bir önemi var ki Euro Cup finalindeyiz. Yani o kadar keyifli, o kadar güzel bir maçtı ki. Hangi, neresini konuşacağımızı hiç bilmiyorum ama Bursa Spor'da gerek başkanından bu Ayşe'ye geçen, yapılanmayı yapan işte Nedim Yücel'den başlayan, Alimpiyeviç'e kadar devam eden, tek tek oynayan bütün oyuncuların eline, koluna, her yerine sağlık. Ertem Şener gibi her yerinden öpüyorum, rüştü demek istiyorum. Bu önemli bir başarı. Bunu yine küçültenler olacaktır. Andorra kendi liginde şöyleydi, böyleydi diyenler. işte şurası şöyleydi, şampiyonlar ligi daha kaliteli mi acaba deyip küçültenler olacak ama kulak ardı çünkü bu çok önemli bir başarı. Favorileri eleyerek geldi yetmediği gibi de Lubiana gibi bir ekoleyledi, Partizan gibi bir ekoleyledi. Liginde kötü gitse de Koç değişikliğine kadar Avrupa'da hiç de fena iş yapmayan bir Andorra eledi. En nihayetle finaldeyiz. Finalin adını yarın öğreneceğiz. Virtus Bologna veya Valencia iki takımdan birisi rakibimiz olacak. Programın sonunda biraz rakiplerimizle konuşuruz. Acaba hangisi gelebilir diye bunlardan da bahsederiz. Barcelona'da Euroleague yayını değil ama yine de skorunu verelim. Barcelona Bayern Münih'i yenerek zar zor Final Four'a çıktı. Herkese hoş geldin. Hatırlatmamı yapayım. Şöyle bir yüksek bir açılış yapalım istedim. Bursa Spor'a çünkü o, o yakışır. Ee, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanala abone olursanız da gücümüze güç katarsınız. Bunların hepsi ücretsiz ve hareket alanımızı geliştirirsiniz. Maçı konuşacağız, maçın detaylarını konuşacağız. Bu takımı konuşacağız. Bu takım kesinlikle konuşmayı hak ediyor. Bekir Gezgin demiş ki, Onur Alp, Andrews, Hayes, Needham, Holland yürekli oyuncular. Ya buraya sadece böyle kısaltmayalım bence sevgili Bekir Gezgin'i. Buraya bir Metin Türen'i de eklemek lazım. Her ne kadar bugün çok da iyi oynamasa da yaptığı savunmayla katkı veren Ömer Utku, Alı da eklemek lazım. Takımı bozmayan diğer genç oyuncular Ayberk Olmaz, Tarık Sezgin, bir gibi. Bu bir takım oyunudur, takım işidir. Bireysel anlamda bizden daha iyi takımlar var mıydı? Gırla ama bu bir takım oyunu bunu da unutmayalım. Alimpiyeviç çok çok büyük bir iş yaptı. Özellikle onu aktarmak da lazım. Ya koçun önemini bugün gördük değil mi maçı izleyenler? Son çeyrek başlangıç beşleri, başlangıç oyunları özellikle Alimpiyeviç'in soyunma odasından geliş oyunu. Quintana'nın da son çeyrek çıkardığı oyun. Attığı zar tecrübe demeyeceğim. Bu tecrübesiz alakasız bir konu. Bu direkt koç kalitesini gösteren bir durum. Onur Yüksel, iyi yayınlar, tebrikler Bursa. Kendi takımdan da utanıyorum inşallah örnek alır demiş. Ya hiç gerek yok. Hiç gerek yok biliyor musun? Bursa'nın tadını çıkaralım. Tayfun Bilge Tayfun, Real Barça'yı Final Four'da eler yalnız. Ya Euroleague bugün konuşmayacağız bilginiz olsun. Hani bu yorum üzerinde söyleyeyim. Ya bir günde Euroleague buradan bir e, rol çalmasın. Bugün doya doya biraz Bursa Spor konuşalım. Filmlerin sessizliği Gökhan. Gökhan'la da yeni bir bölüm çektik. Aralarda konuk oluyorum. Gökhan'ın kanalına da abone olursanız seviniriz. Hani bir düzenli izleyicimiz. izleyicimize katkımız da olsun. Son çıkan bir filmlerin birisini konuştuk. Sürpriz olsun. İzlerseniz seviniriz. Valencia'yı kendi sahasında yendi. Geri kalanları Deplasman'da Partizan yendi. Olympia'yı yendi. Andro'yu yendi. Helal olsun demiş. Gerçekten olsun. Can Sungur, Euroleague katılımı bugünün gündemi değil, kupaya odaklanmak lazım. Şimdi bununla ilgili hemen taze şeyi verelim, bilgiyi verelim. Ee, Eurolip binasını bir ziyarette bulundu Bursa Spor yöneticileri dün yanlış hatırlamıyorsam pazarlama direktörleriyle vesaire konuştular hani zaten ULEP organizasyonu niçin buluştuğunu bilmiyoruz belki sponsorluk zaten orada da aktif oldukları için ama senesi için de olabilir hani onu da aktarmak lazım. Ee, Rus takımlarının durumunu görmek lazım. Şimdi normalde Monaco playoff oynadığı için şampiyon olan takım Euro Cup'tan direkt Euro Ligi'ye ama bence o değişecektir. Finale çıkmak bile Euro Lig için yeterli olduğunu düşünüyorum. Hatırlıyorsanız geçen hafta çeyrek final maçından sonra şunu söylemiştim. Benim için final, final maçı değil Andorra maçı benim için finaldi. Finale çıkmak önemliydi. Ben e, buradan bir bilet alınacağını düşünüyorum açıkçası onu belirttim. Yani Euro Lig'de olacağını düşünüyorum eğer katılmak isterse organizasyonu. <laughs> ya evet. Bursa'ya saygısızlık olmasın ama Andorra'ya elenen Gran Canaria'yı da tebrik etmek lazım. Bu takıma nasıl yenildiler? Ya bu takımın iyi oyuncuları var. Öncelikle rakibimizde. Özellikle Cody Miller gibi. Benim de listemde olan bir oyuncu. Fakir Lucic'i, işte Paul gibi oyuncuları var. Olu Vinya yani normal şartlarda hiç fena bir atletik uzun değildir. E, Cagne özellikle. Ye, 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 Yelinak iyi şutları olan, perde çıkış şutlarını iyi kullanan bizim ligimizde de oynayan bir oyuncuydu. Ama bu işte koç değiştiren takıma etki eder mi? Onlar biraz lig özelinde bu değişikliği yaptılar. Orada da çok etki etmedi. Hani bir, bir sıçradılar, iki geri gittiler. Ee, Euro Cup'ta da bence öpen miydi? Öyükendi sanırım. Öyken daha iyi bir koçtu. Adını tam hatırlayamıyorum ama Nisan ayında değişti. Ee, oradaki Avrupa açısından daha başarılı gittiğini söyleyebilirim. Bunu çok anlamadım ya. Uygarlatma. Bir rolü klasiği Barça'yı vursa maçları aynı zamanda oynatıldı. Yani bunu çok anlayamadım. Ya yani bir Euro Cup, biri organizasyonu onu denk getirmişlerdi. Oradaki Avrupa saatlerinde de. Ama genel anlamda Euro geliştireceksek eleştireceksek saatlerinde bu sezon sıkıntı var. Selahattin Tezcan, Bursa'ya Euro hayırlı olsun diyebilir miyiz? Bence Andorra zone presi bıraktığım maçı da kaybetti biraz sağ içini konuşacağız. Güzel notlarım var. Keşke açıkçası TRT Spor Yıldız'ın YouTube'da hani canlı beleş bir izleyişi vardı vardır. Normal Euroleague yayınlarımızda görüntü getirip görüntü üzerinden analizler yapabiliyordum ama yani ben Esport'tan es izlemeyi tercih ediyorum maçı. Genellikle TRT'nin YouTube kanalına baktım. Orada da Vakıfbank Fenerbahçe e, Opet maçı vardı. O maç sonu yayını da yarın yayında olacak. Voleybol severler varsa. Ee, yani görüntüler üzerinden konuşamayacağım ama maçı izleyenler için hani aktardığım notlarda gözünüzde bir şekilde canlandırmaya çalışacağım. Euroleague hani bunu toptan bir şekilde cevaplayayım da daha farklı bir daha öyle sorular gelmesin diye. yani şamp futboldaki şampiyonlar gibi değil. Yani farklı bir organizasyon, alım şekli de farklı. Yani bütün statüleri farklı bir yer. O yüzden oraya gittin, geldin gibi bir durum yok. Yani ben Bursa Spor'un ama Euroleague'de olması gerektiğini, artık bu organizasyonda da finale çıkarak yer alması gerektiğini Çoktan evet bütçesini biraz yukarı çekmesi lazım Bursa Spor'un ama yani uçup kaçıp gitmesine hiç gerek yok. Zaten Cucinski ve Needham'la iki yıllık sözleşme daha imzalandı. E, onun duyurusunu yaptı Bursa Spor. Çok akıllı transferlerle Euro Cup'ta bu sezon kendini gösteren 20-25 yaş bandında çok akıllı oyuncular vardı. Aslında onlardan birisi de bugünkü Nakiç'ti. 3 numara Nakiç'ti. 2001 doğumlu. O oyuncudan da çok şey bekleniyor ama gerekli... Patlamayı yapamadı. Yani bir iki sene içerisinde yapması beklenen oyunculardan birisiydi o da. Akıllı bir kadro kurulabilir. Çok da para harcamadan doğru bir scoutingle e, yani yerinde bile izlemene gerek yok. Video scoutla bile oyuncu bulabilirsin. E, yani Bursa Spor'da bu konuda iyi. <laughs> bu da e, çok sorulan sorulardan birisi. Bursa neden devamlı deplasma oyunu, deplasmanda oynuyor? Bu bir statü. Şu anki gördüğümüz şey de bir statü. A ve B grubu var. A ve B grubu ilk 8'de bitirenler 100 tura çıkıyor ve hani bir grubun ilk 4'ü ile diğer grubun son 4'ü birbirleriyle eşleşiyorlar. Ve bu devamlı olarak Bursa Spor'da o ikinci dört de yer aldığı için finalde de deplasmanda oynayacak. Abi Hayes ve selik ikilisi nasıl olur sence demiş. Yayının sonunda konuşuruz onu. Şimdi Bursa Spor'dan rol çalmayalım. Hoktay Cevizoğlu Bursa inşallah Euroleague oynamaz seneye. Geçmişte bunu karşıya çok güzel yaşadı ama sonrasında birkaç yıl kendine gelemedi. O bütçeleri plansız büyütmek sonraki yıllar için büyük problem olur. Evet şimdi bunda şöyle hem fikrim hem de değilim. Biz şunu çok yaşadık ülke olarak sporda. Bir kültürümüz olmadığı için anlık reaksiyonlarla, anlık büyük yatır, yatırımcılarla birlikte seviye atlayıp seviye çıkıp o seviyede başarısız olunca organizasyonu terk etmeye başlıyor yatırımcılar ve çöküşü görebiliyoruz. O yüzden akıllı gitmekte fayda var. Şimdi bunu Bursa Spor üzerinde söylemiyorum ama bu akıllı yatırım nedir? Öncelikle hani aşi olması bir akıllı yatırımdır. Devamında da yatırımcını ve pazarlamanı bu dijital marketing olayını fazla geliştirmen lazım. Ama bunların hepsinden ziyade altyapı. Zaten şu an bir profesyonel bir takım TBL seviyesinden bile başlatsanız en az iki tane U18 seviyesinde, U16 seviyesinde takımınız olması gerekiyor. Hiç altyapınız yoksa gidip bir herhangi bir altyapı takımıyla bulunduğunuz şeyle anlaşıp oradan takım çıkarıyorsunuz zaten ama bu yetmez. Yani alttan durmadan bir şeylerin gelmesi lazım. Bu altyapı, altyapı çok önemli bu konuda süreklilik açısından. Ve devamında da yani çok fazla menajerlerin kucağında gezmemek gerekiyor. Yani çok zor bir şey değil. Oyuncuları veya birilerini bir personeli belki Avrupa'da maç maç gezdiremezsin. Cebine bilet koyup bu yüktür Türkiye'de şu anki ekonomik dolar kurundan ama ya video scouting diye uygulama, e, düzen var ve instatından tut bir sürü uygulama var. Ya yani bunlar da yani kulüpler herhalde 6000 bin euroya falan alıyorlardır yıllık. Yani bizler için medya mensupları için veya scoutlar için daha uygun fiyat olabiliyor ama yani kulüpler için öyle bir fiyat olabilir. Yani orada bir tane iki kişi bile bulsan genç öğrenci bile bulsan çünkü yani scout belgesinde bence gerek bile yok pek çok konuda. Sana notlar alıp zaten bununla ilgili bir sürü de analiz sitesi var. Analiz uygulaması var. Bütün takımlar o uygulamalardan yararlanıyorlar. Yani doğru en azından en kötü menajerin listesindeki oyuncuları öyle bir takip edip yapılabilir. Çok da kazıklanmadan gidilebilir. Doğru yapılanma lazım. Ama iyi gidiyor. Bursa sporu iyi gidiyor. Gerçekten iyi gidiyor hakkını yemeyelim. Sadece final için çıktığı için demiyorum. Doğru bir organizasyon var şu an gittikleri yol açısından. Umarım bozulmasın. Doğan Türker Bursa Spor domine edip kazanması efsane bence. Daha kazanmadık ya. Ya ben bu arada benim için yeterli de. Ya bir kupayı da görsek hiç fena olmaz. Benim için bu bile yeterli. Şimdi biraz kendimizi kandırmayalım. Hayal satmayalım da kimseye. Türk'ün Türkiye propagandasını yapmayalım ama Virtus Bologna ve Valencia bizim birkaç kat üstümüzde. Bu eğri, Eri, doğru konuşacaksak doğrusu bu. Virtus da kadro olarak özellikle sezon içi işte Şengelya ve Hackett transferinden sonra Prepelit sakatlığından sonra Valencia'dakinde de bir, bir buçuk adım önde. O biraz yarım belli olacak ama bu oyunun ve bu statünün güzelliği seri olmaması tek bir maç planı üzerinden, tek bir maç üzerinden gitmesi ve burada doğru hamlelerin yapılması. O yüzden biz bunun ekmeğini çok yedik buraya kadar. Hiçbir şey belli olmaz ama biz favori olmayan taraftayız ve favori olmamak bize daha çok yakışıyor. Onu belirteyim. Ya ben yarım adımla burada Euro Cup'ı öne, 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 koyuyorum ama şu büyük bir yanılgı. Euro ya Şampiyonlar Ligi'nin çok aşağılandığını düşünüyorum. <laughs> Özür dilerim. Öyle bir fark olduğunu düşünmüyorum. Yani uçup kaçan bir fark olduğunu düşünmüyorum yani ben Tenerife ve Manila bu sezon hiçbir maçını kaçırmadım. Hem Şampiyonlar Ligi dahil hem kendi ACB liginde dahil. Ve mesela Manresa'da Moneka var benim çok beğendiğim bir oyuncu. Ve ben EuroLeague sene transfer yaptığında bir Camburan etkisi yapacağını hatta Camburan'dan da daha skorer olduğu için şutu da daha kuvvetli olduğu için Camburan'a göre e, ortalığı yıkıp geçeceğini düşünüyorum. Onu net belirteyim. Yani Fransız için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim ama yarın farklı. O da maç maç değil takım kalitesinden dolayı ve sezon içi kalitesinden dolayı. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyonlar Ligi biraz daha son 16 turuyla e, kalitelenmeye başlıyor ama Euro Cup'da daha sezona yayılan bir kalite var. Yani kısa süreli ve yayılmış. Bu farklı. Yoksa böyle ağım şağım ya Euro, Ligi, Euro, Cup muhteşem uçuyor. Şampiyonlar Ligi çok geride gibi bir durum yok. Bir de Uleb'in Euro Cup'ı satışı daha iyi. Yani oradaki pazarlaması daha iyi Şampiyonlar Ligi'ne göre. Zaten FIBA'nın en büyük sıkıntısı bu. Evet bu statüden faydalandık. Bu statüyü be beğeniyor musunuz bu statüyü? Size bir sorayım. Yani Euroleague'de mesela <laughs> böyle bir statü ister misiniz? Euroleague'in kalbini nerede? Orada çok zor bu işler de. Ee, bu statüyü beğendiniz mi? Şimdi bu statü çok tartışmalı. Ben valla %51 beğeniyorum sanki ya. Bizi finale çıkarmasından da dolayı olabilir bilmiyorum ama bizim gibi underdog takımları bir üste atıyor bir şekilde kendimizi gösterme şansı. Bu arada Andorra da bizim gibi. Yani Andorra da e, <laughs> bu turnuvanın favorilerinden veya ilk son dördüne kalacak adaylarından birisi değildi. Gereksiz kardeşim. Ben seni yayından çıkarayım. Sen Stefan Appia'yı istediğin yerde konuş istiyorsan. <laughs> Hüseyin Kaya demiş ki format kötü ama işimize geldi. Ya ben çok formatın kötü olduğundan da şey diyeyim. Evet. Favori takımı olsaydık atıyorum çok kuvvetli bir takımımız var. Bursa Spor, öyle düşünelim. Ve eğlendi. O zaman canımız yanar ve tam tersini konuşma ihtimalimiz çok yüksek. Ama işte burada sana bu şansı veriyor. Öbür türlü yani sezon başındaki hepimizin tahmini neydi? Valencia kendisini buraya atacak. Partizan buraya kendisini atacak. Virtus Polonya buraya atacak. Diğer dördüncü takım Gran Canaria mı olur? Ee, Ruslar sıkıntı yaşamasaydı muhtemelen Kuban olma ihtimali çok yüksekti. Lokomotiv Kuban mı olur? oyuncu kadrosu bayağıydı iyiydi çünkü oranında. Ee, i̇şte Gran Canaria, Badalona. Böyle sürprizler bekleyecektik. Ama mesela ben, bu sezon Alman takımları o kadar fark yarattılar ki. Uğum, Hamburg Towers inanılmaz renk kattılar ya. Ve iki koç da beğendiğim koçlar. Laka Lakovic ve e, Pedro Sales. Lakovic. Ya evet işte bu sistemde de belki bu olabilirdi ya. Final maçını tarafsız sağda olma olayı olabilirdi belki de. Veya final serisini iki maç yapabilirlerdi. Yani bir onları sahasında bir bizim sahamızda. E, <laughs> orada da işte FIBA Europe Cup'taki sistem gibi olabilirdi. Sayı farkı vesaire olabilirdi. Gibi gibi. Bekir Gezgin Bologna Partizan finali bekleniyordu net. Evet. Format kötü ama basketbolun heyecanı bu formatla arttı bence. 51 9 daha önde bende. Ben ben de aynı fikirdeyim ya. Heyecan getirdi yani. Bir de underdog olmamız <laughs> biz o heyecanı getiriyor. O resmi net yani hakkı kazanıyor. Euroleague'de demeyelim de o hakkı kazanıyor. Euroleague hakkını kazanıyor. Yani takım yok biz gitmeyeceğiz list bunun şeyini kullanmıyoruz an demezler diye düşünüyorum. O yüzden kazanırsa direkt o hakkı elde ediyor. Yani başka bir kararı beklemesine gerek yok. Rus takımlarıymış, oymuş, buymuş beklemesine gerek yok. Batuhan Aslan format güzel özellikle küçük bütçeli takımların kendini Avrupa'da göstermesi için avantaj. Ya ben de biraz bu taraftayım işte. Muhammed İhsan İçer ben tek maçı pek seçemiyorum. Burada işimize yaradı ama genelde daha iyi takımları zora sokabiliyor. Serileri tercih ediyorum ben ağırlıklı. Ya orada da işte favori yani işte bir maçta yıkabiliyorsun, plan yapabiliyorsun. Ama devamında güçlü bir şekilde seni yeniyor. Evet, genellikle herkes pek çoğunuzun kafası karışık bu konuda. <laughs> Emre Kolay demiş ki belirsizlik fazla ama imkan olan da olmayanı bir nebze yaklaştırıyor. Evet, biraz daha sanki adalet kısmını yaklaştırıyormuş gibi. Şimdi biraz sağ içini konuşalım mı? Sonra ben tekrar sizlerle birlikte soru cevap şeklinde ilerleyeyim. Şöyle güzel keyifli bir e, <laughs> evet ya o Andrew e, John Holland'ın We Some Dogs, We Some Pitbulls oru yaptığı bir röportaj var. Tabii ben direkt maç sonu girdiğim için geçen yayın bir izleyicimiz onu yazmıştı. E, ya ben çok katılmadım bir açıklama bu. Özellikle köpek konusu hassasım biraz köpekler konusunda. O yüzden çok katılmadım bir açıklama duygusu. Çok acayip bir röportajı Keyifli bir röportajdı. O zaman sevgili Çağlar'ın bu yorumu buradayken biraz maç içini konuşalım. Şimdi Alimpiyev için görebildiğimiz kadarıyla maç planında şöyle bir şey vardı ki uzun rotasyonun genişliğinden de kaynaklı ama Andorra'yı biraz analiz etmek lazım. Şöyle Andorra kısalarından beslenen uzunlarının katkısıyla devam eden bir takım. Yani mesela bugün Pauli öne çıktı ama e, Fakir Lucci o takımın ana skorerlerinden birisi değil. Henah gibi, Cody Miller gibi, Yelinek gibi bunlar biraz daha skoru taşıyan oyuncular. Orası biraz daha tamamlayıcı. Yani Vladimir için belki 3-4 sene önceki hali gibi de, de söyleyebiliriz uzunlarının aşağıyı kapatarak başladı. Bir kere boyalanan çemberi direkt kapatarak başladık ama onlar biz ilk başta nasıl vurdular? Bizim zaten kronik sakatlığımız Andrew Andrews Needham'ın direkt üstüne oynayarak başladılar. Ben çok anlayamadım. Hani Pauli neden ilk başta Andrews'la tutmaya çalıştık? Ben mesela evet Onur Alp'in savunması da sıkıntılıdır ama hani en azından Onur Alp orada başka bir fiziki üstünlük sağlayabilirdi. Şey mi düşünüldü veya kısalar üzerinden yani Hannah ve Crawford üzerinden başlarlar. Andrews orada yormayalım da devamında hani e, Onur Alp biraz daha orada savunma katkısı versin mi düşündüler ama onlar da direkt Oscar direkt orada 3 numara üzerinden oynatmaya başladı. E, bizim buradaki planlarımızdan birisi çember altına doğru yani boyalana doğru daralıp olabildiğince de hani tepeden delinmemekti. Ama bunu her türlü yaptılar. Özellikle ikili oyunlar sonucunda Hayes'in de bu konuda biraz sıkıntılı olmasından dolayı. Öncelikle yani çok basit bir planla başlar. Penetre pas ama dip köşelere pas. Özellikle dip köşelere pas. Dip köşelerden varsa ekstra yoksa dip köşe kaynaklı penetrelerle tersi açılan toplar. Bunu çok fazla kullanırlar ve e, zaten bunu yaptıktan sonra bir takım eğer bunu hızlı bir şekilde seri bir şekilde yapabiliyorsa ne kadar iyi bir savunma şablonu olursa olsun o savunman delinir. Çünkü yani boşluk oyunu bu. Boşluk bulma oyunu. E, aslında bütün takım oyunları böyle. hani Spacing oyunları ve o spacing'i sağlamış oluyorlar. O yüzden çok burada kızamıyorum ama şu no, şu iyi, yani şu Olimpiyevic artı yazan konulardan birisi. Biz maça iyi başladık. 15-0 seri yedik. Yaklaşık 4,5 dakika boyunca sayı bulamadık ve moladan sonra Olimpiyevic Metin Türe ve Holland'a döndü ve burada benim o geçen haftalarda bahsettiğim Hayes evet çok net bir çember koruyucusu olarak da kullanabiliyoruz ama mobilizasyon önemli. Şimdi Kevarius Hayes bizim kısa devrilmelerimizde çok önemli. Onur Alp'in e, perde çıkışı şutlarında çok önemli veya işte Cucinski'nin e, dirseklerde aldığı 3 numarayla handoff oynadığı devamında eğer oradan bir şey çıkmazsa garda taşınan işte Holland'ın veya 3 numaranın handoff üzerinden Hayes'in and rol oyunları. Bu bizim ana şablonlarımızdan birisi. Birazdan detaylı anlatırım onu. İşte görüntü kullanabilsem çok daha net anlayacaksınız da. Şimdi Hayes burada önemli ama burada onlar da bizim çember altımızı tıkayınca biz hücumda tıkandık. Gardlarımız tepede adam değişmesi olmasına kalındı. Double getirildi. ikili savunmayı kapattılar ve yukarıda guardlara tepeye double geldiğinde aşağıda bir şekilde daraldılar. E topu hızlı dağıtamayınca da döndüremeyince de hep kötü tercihlere kaldık. Ama burada dört tane Jujinski, Holland, Metin Türen ve e, Onur Alp'e geçtiğimizde de mobilizasyon kuvvetli oluyor ve 5 oyuncunu da yay gerisinden kullanabiliyorsun. Bunu Hays'in yokluğuna çok iyi avantaja çevirdik ve bu bizim net bir oyunumuz oldu çok net bir oyunumuz oldu. Bu direkt Olympia 3 yazar 3'e 10'luk bir seriyi devam ettirdik ve çeyreği de 20-22 geride kapattık ama bize aslında yani bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bir maçı bir daha izleyip çözmek lazım ama Andorra bizim adımız iyi bir şey. Andorra bize bütün planını sundu. İlk çeyrekten sundu. 3 numara üzerinden backdoor koşular. Pauli'nin tepedeki ikili oyunlar üzeri backdoor koşuları. 3 numaranın perde çıkışları sonucundaki çembere gidişleri savunmada gardlara tepeden perde getirmek. Biz biraz mevzuya ikinci çeyrekte uyandık. Üçüncü çeyrekte uyandık. Hatta ikinci çeyreğin başında biraz uyandık ama çok uygulamadık. Tepeden değil forvetlerden ikili oyun oynadığımızda veya setleri forvetten başlattığımızda köşelerden başlattığımızda aynı savunma derinliğine sahip olamıyorlar. Çünkü öbür türlü delinmeleri daha rahat oldu bizim için. Çünkü yaklaşık olarak 7-6,5 metrelik savunma boy uzunlukları 4,5-4 metre yakında savunma genişliklerinde bulunuyorlar. Ama yan taraftayken kısalarının bu konudaki tembelliğinden kaynaklı e, yani tek penetrelik canı gibi bir şey diyebiliriz. Yani burada tek penetreyle delinmeleri çok müsait olduğu konuda. İkinci çeyrekte peki ne değişti? Yani bizi yakalamaları veya kafa kafaya gidip önde getirmemiz pardon bizim onları yakalamamız ve kafa kafaya sonra fark açmamızdan hiç, e, değişti. Özellikle son 5 dakika kronik sakatlıklarımızda, kronik sakatlığımız bu bizim. Needham ve Andrew Andrews'dan birisi olmadığında ve çözüm üretemediğimizde olay sadece tepe birebirleri, Holland'ın zorlama şutları, Onur Alp'in perde çıkışı şutlarını sadece kullanmaya kalıyoruz. Ama sakin kalıp topa basıp biraz daha normal hücum şablonlarını setlerinden bahsetmiyorum. Hücum şablonlarımızı uygulayabilsek bu konuda bizim hücum yerleşimimiz Avrupa'daki belki en iyi olaylardan birisi olabilir. En iyi takımız bu konuda. Ama işte guard tercihi, guardın kalitesi burada belirliyor. Needham, Andrews çok kaliteliler bu seviye için. Çok iyi iş yapıyorlar bu takımla birlikte yükseliyorlar ama işte tıkandıkları belki de seviye atlayamadıkları noktalar tam olarak bunlar oluyor. Bunu da doğru anlamak lazım. Şöyle çok kısa ikinci yarıya geçmeden önce hemen bir yorumunuza döneceğim. Akmaya başladı yorumlarımız yorumlarınız. Yayının sonunda yaparız Doktor Bey. Yayının sonunda yaparız onu. Can Sınav. Euroluk farklı bir ortam hemen gaza gelmemek lazım. Euroleague muhabbeti geçmiş herhalde. İhsan Kudu, Alim Piyeviç geleceğin Obradoviç olur. Konuşmak lazım. Yani 6 ay önceki Alim için bunu söyleyemeyiz ama şu an geldiği noktada Alim için bir de Türkiye'de akıl hocası varmış. Röportajında öyle söylemiş. Kim acaba? Yani biz bir iki tahmin yaptık Türkiye'den kim olabilir o diye de merak ettik. Umarım sezon sonunda vesaire sorma fırsatını bir şekilde yakalarız. Evet kendini kanıtladı. Zafer Sakallı Bursa Bravo Bursa Selim'le gurur duyduk İzmir'den sevgiler demiş. İhsan Kudu Bursa Partizan'ın yendiğinde final yolu açıldı. Katılmakla birlikte Gran Canaria'nın da biraz Andorra'ya yenilmesiyle de orada daha rahatlandı. Abi bunu gerçekten çok merak ediyorum. Yani neden? Neden ya? Acayip. Abi zevk alın zevk. Spor Evet büyük bir endüstri. Büyük paralar kazanıyor. Taraftarlık evet doğrusu olmayan bir işte taraftarlık ama bence zevk almaya da bakmak lazım. ya. Emin Aydın bu sene 3 kupayla coşacağız inşallah demiş. Ya umarım. Önemli. Yani o kadar kötü yönetiyor ki çünkü basketbolumuz. Federasyon nezdinde hiç öyle birilerinden çekinmeye falan gerek yok. Zaten çekinmem de kimseden. Bagajım yok. Ee, çok, kötü, çok kötü yönetiliyoruz. Yani çok kötü bile bazen zayıf kalabiliyor. O kadar kötü yönetiliyoruz ki. Bir nebze olsun doğru organizasyonların veya bir şeyler yapmaya çalışan organizasyonların başarıyı elde etmesi çok e, önemli bizim için. Çünkü bu başka yatırımları da getirecektir. Buraya başka sponsorlar da çekecektir. Buradaki rahatlığı gören yani futbola göre ya yani belli bir bütçeyle ve doğru yapılanmayla başarı alınabildiğini ve ya buradaki çünkü devlet tarafından desteklendiğim bazı vergi konuları olabiliyor. Yatırımcı geldiği sürece büyür. Ama burada doğru yönetim de önemli. Talep gelmeye başlar. Umut kesilmez. Kitle artar. Bursa çok önemli bir spor şehridir. Yani Bursa, spor, tofaş, ee, devamında futbol takımları sadece Bursa Spor üzerinden okumamak lazım. alt Altyapı takımları da çok önemlidir Bursa'nın. O yüzden e, Bursa önemli bir spor şehridir. Bu sebepten dolayı Bursa'nın da buraya dahil olması bir kere bana çok büyük destek şey katacak, güç katacaktır bir yayıncı olarak. E, ama basketbol tarafına da çok büyük güç katacaktır. Onu da belirteyim. Ya çok zeki oyuncu. Şimdi ya böyle bazı oyuncular vardır. Futbolda da var. Bir yanlış hatırlamıyorsam Murat Yıldırım sanırım ismi. Petit'e birincilikte şampiyon olup olup tepeye çık. Ya hiçbir zaman Süper Ligi yapmaz. Oranın e, en çıktığı yerlerden birisidir. Var böyle <laughs> oyuncular. Bir de belli seviyelerin oyuncuları vardır. Ama bugün Endurus'ta bir şey dikkat ettim. Benim şimdi Endurus'ta Euroleague seviyesi olur mu olmaz mı dediğim noktadan birisi şuydu. Şimdi bu takımın ana, topa, ana top yönlendirisi Andrews. top ağırlıklı kullanan Andrews. Ee, sıkıştığında bütün planları Andrews üzerinden yaparsın. Veya işte Dutchka'dayken de böyle yaparsın. İşte telekom'da devam etseydi Telekom'dayken de böyle olacaktı bu iş. Ama diğer takımlarda ana rolü buna veremezsin. Euroleague takımlarının başaltı, ee, tepe takımlarında bunları veremezsin. Ama bugün 23 dakika oynadı, 20 sayı attı, toplamda 7 top kullandı ve buradan 13 sayı çıkardı. Devamında 8 kere çembere gitti. E, faal çizgisi 7 sayıda oradan çıkardı. 3 asisti var. Verimliliğini de söyleyeyim sizlere hemen de Andrews'un. 23 verimlilik. Yani bir rol oyuncusu da ikna ederse doğru bir koç, doğru bir yapılanmayla ikna ederse ligde ağırlıklı 28-29 dakika ana gardını dinlendirecek bir şekilde ligde hafta sonları yormayacak bir şekilde. Yani Kokoşko'nun geçen sezon dekolayı yaptı. Ligde kullanmayıp sadece e, kullanması gibi. Ligde anahtar Andrews'a verip Euroleague'de de bunu 9 ila 16-17 dakikalar arasında Andrews sıkıştırabilir misin? Sorusunu bugün faal problemine girmesiyle birlikte de aslında faal problemine tam girmedi. Sadece Alimpiyevic son çeyrek istedi. Çünkü son çeyrekler kazanacağını biliyor maçı. Bunu buraya kadar bunu yaşadık çünkü. Ben de bu soru işaretini biraz doğurdu. Yani acaba olabilir mi? Doğru bir analizle bunu bir o belirli programları kullanarak da doğru bir analiz, oyuncu analiziyle o verim alınabilir mi? Tabii burada doğru koş da çok önemli ve doğru kısa rotasyonu da. Şimdi bizim için önemli bir şey de, Güs, teşekkür etmek istiyorum Çağlar Bey'den 10 Euro. Bu da bizim için önemli. Ee, bizim gibi alternatif medyalarım ayakta kalması için. Gönlünüzden kopan böyle katkılar veya tamamen ücretsiz olarak abone olmanız ve videoyu beğenmeniz bizler için en büyük destek. Onu söyleyeyim, onu aktarmış olayım. Aynen evet, en güzel yorum da bu. Abi Andrews Eurolig'in bir tık altı, Eurocup'un bir tık üstü. Şöyle Eurolig'in bir tık altı değil. Şimdi Daryl Macon mı Andrew Andrews mu? Ben Andrew Andrews, Andrews seçerim. Daha komple bir oyuncu. Ama Daryl Macon'ın da şu, e, skora gitme özelliği ve yaşından dolayı da bu kaynaklı bir de. E, daha bir de fuleli olması kaynaklı. Yani ben yani Alba Berlin öyle bir organizasyon değil ama ne yani mesela Panathinaikos yerinde olsam şimdi yine Avustralya Ligi'ne bir tane oyuncuya Peyton Siva'ya gittiler. Ya Peyton Siva evet olabilir. Ama Andrew Sanders gibi bir kısa da deneyebilirsin. Bu tarz. Ama daha üstler için tabi yani işte bir Fenerbahçe Beko için daha playoff hedefleyen yani Anadolu Efes için oraları için tabii ki de bir tık altı kalıyor. Orada da doğru analiz yapmak lazım. Peki şimdi ikinci yarıda ne değişti? Bir kere <laughs> leblebi gibi yani en son böyle dışı Malik Dixon'ı hatırlıyorum. Yani çıktı leblebi gibi atan ama Basketbol şöyle bir oyun değil işte rakip %20 ile kaldı, şanssızlardı, işte asistan koçlar yerine tellaklar olsa, gusül abdesti alsalar, yüzdeleri artsa maç kaybederlerdi, kazanırlardı gibi yorumlarla çok işlemiyor bu. Tamamen çok dinamik bir oyun ve e, hiçbir zaman durmayan bir oyun. Hep her saniye bir öndekinin önündekinin hep önünde gidiyor pozisyon anlamında da. Burada doğru savunma kurgusu çok önemli bir kere üçüncü çeyrek başlangıç beşimizin aynı olması bizim için önemli noktadan birisi ama yine Oscar Quintana'nın bence kötü bir koçmuş yani gerçekten kötü bir koçmuş zaten sadece yerel bir koç ama gerçekten kötü bir koç yani kolay kolay bunu söylemem bizim yerli antrenörümüzden de çoğunun teknik taktik bilgisi bayağı zayıftır ee, bizim ligimizde yerli hocalarımızdan bile bazılarından çok zayıf kalacak seviyede bir koçu olduğunu düşünüyorum mola dönüşlerinde evet takıma bir müdahale veya oyun planını hatırlatıyor olabilir Taktik tahtasını çok kullanmasa da oyun planına döndürüyor olabilir ama basketbol oradan kayalı bay 10 sene oldu. Yani çok değişkenli bir oyun olmaya başladı. Yani Cody Miller, Crawford, Hanna, Olumiyeva, Lovett. Lovett'i 25-26 dakika sahada tutmak ben bu maçı kazanmak istemiyorum demektir. Allah'tan bugün akıllı bir koç yoktu karşımıza. Yani kırılmanlarını hep kırdık. Çünkü son 3. periyot, 2. 15 sayı farkı açıp azalttıkları yerde 3. çeyreğin sonunda biz rotasyona gittik. Biraz daha Needham ve Andrews'u dinlendirip Ömer Utkuallar'la oynamaya çalıştık. Orada işte e, son çeyreğe taşıma daha diri kalmasını sağladı takımın. Bu yapılan bir hamledir. Alınabilecek bir risktir. Genelde de alınır. Özellikle Yugoslav eski yani o koçlar, Sırp koçlar, Hırvat koçlar bunu fazlasıyla da denerek. Djordjevic'de de bu sezon bunu çok gördük. Alimpievic biraz daha akıllısını yapıyor tabi. Ya orada bile yaptığı hamleler o kadar şansına demeyeceğim ama bireysel oyuncu yeteneğiyle geldi ki oradaki skorlarda. Ya gerçekten çok kötü bir koç. Yani Andorra yerinde olsan <laughs> direkt bitiririm bu işi. Johnson abi işte konudan bağımsız, konudan bağımsız kısma geldiğinde sorunu bir daha sor. Şimdi unuturum sorunu, Trinkier'ı sorunu. Programın sonunda biraz basketbol sohbeti yapalım. Ee, bu arada büyük bir ayıp yaptım. 30. dakika bayramımızı kutlamadım hiçbirinizin. E, maçın coşkusundan dolayı. Valla ikinci bayramın ikinci üçüncü günündeyiz. E, bayram gibi bir şeyde bize bayram hediyesini de Bursa Spor verdi. O yüzden tekrar özür dilerim bayramımızı kutlamadım için başta. Başlangıçta sıcağı sıcağına maçın heyecanıyla. Küçüklerimin gözlerini öperim yaşıtlarımla tokalaşırız. Büyüklerimle ellerinden öperim. Herkesin Bayramı kutlu olsun. Umarım gerçekten bayram gibi yaşayabiliyorsunuzdur. Şeker tadında bayramınız olsun. Kavgurban helal olsun. Bursa ile gurur duyduk. Evet ben de o taraftayım. Altu Bey ben Bologna tercih ederim bu arada. Valencia evinde öyle bir gaza basıyor ki yakalayamıyorsun. Sonra set ton, set temposu çok yüksek takımın. Biraz daha ağır siklet gibi oynayan Bologna deplasmanı tercihimdir. Benim koçum var orada. Penarayo var Valencia'nın başında. Eurolik seviyesinde olduğunu düşünüyorum. Hücum planları en az Olimpievic kadar iyidir. Olimpievic'in hücum planları iyidir. Hücum şablonları çok iyidir. Çok kolay gibi durur. Özellikle de mesela için çok net bir oyunu var. Hemen gözünüzde canlandırmaya çalışayım. Faal çizgilerin dirsekler dediğimiz yan taraflarını sağ tarafında Cucinski durur. Sol tarafta Hayes durur. Needham topla gelir. 3 numaramız köşede olur. 2 numaramız da diğer dipte olur. Dirsekteki Cucinski'ye biz topu indiririz. Handoff'u bekler. Kalçayı çok iyi kullanır. 3 numara handoff'la topu alır. Onur Alp ise bu topu alan çembere gitmeye dener. Onur Alp de kalçayı iyi kullanır ve ilk adımı büyüktür. Eğer Cucinski de bu sırada sağ çaprazı açılır pick and pop gibi düşünebilirsiniz de bunu. Dış şutunu kovalar. Bununla çok fazla sayı bulmuşluğumuz var. İçeriği kapattılar. 3 numaramız penetre demiyorsa 3 e, numara terse doğru gider. 2 numara gardımız Needham top pası verdikten sonra çapraza gitmiştir. 2 numara aşağı düşmüştür. 5 numarayla birbirlerini çıkarırlar perdeyle. Handoff'la garda veririz. Hayes aynı zaman biz handoff'u garda verdiğimiz anda da 3 ile 5 birbirine perde yapar. 5 devamında Needham'a içeriden perde koyar. Needham ortadan penetreye başlar. Bu bir kere seyrettiğinizde okunabilecek bir hücum şablonu set artık ne söylüyorsanız. Biz bununla kuruyoruz oyunumuzu. Onun Alp'in işte perde çıkışları şutları da bundan geliyor. Bu hep nettir. Hey sol tarafta başlar, Cüciski sağ tarafta başlar. Çok kolaydır aslında ama basiti o kadar güzel yapıyor ki Alimpiyeviç ve takımı. Ben o yüzden mesela e, aşırı derecede büyüdüğünü düşünüyorum. Bu takımın çok iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani bireysel oyuncu yeteneklerinden bahsetmiyorum. Çok iyi bir takım bu. Takım olarak. O yüzden tebrik ederim. Ayrı ayrı bir daha tebrik ederim. Yani böyle genç basketbol antrenörlerine vesaire okunabilecek çok fazla şey veriyor. Savunma anlamında vermeyebilir. Çok klasik denemeler olabiliyor. Normal bir koç denemeleri. Çok abartılmayacak bir şekilde. Ama hücum anlamında üretkenliği bu takımın çok iyi. Özellikle bu takım tepeden delip çapraza veya terse e, diplere penetra pas üzeri bir daha penetre etti mi çembere gitti mi ki şutu buluyoruz genellikle de bir daha gitti mi çünkü Alipiyevic genellikle tek penetrede işi bitirmeye çalışan koçlardan yani o top sirkülasyonu pas sirkülasyonu 6 saniyede onu öyle bir şekilde konumlandırıyor ki 1 ile 5'in perdesinden sonra piken rolünden sonra gardın penetresinden sonra net pozisyonu buluyorsun. Ya guard bitiriyor ya heyse bir alüyüp pası ya da 3 numaraların dipler şut, dip şutları. Bunu istiyor ama devamında tekrar bir drive e, Onur Alp'in işte canı alındığı çembere gidişleri. Hücum anlamında iyi bir koç. Gerçekten iyi bir koç. Ama savunma anlamında da iyi işler çıkardı bugün. Üçüncü çeyrek ilk beş dakika çok acayip oyundu ya. Şöyle düşününce biraz sakinleşince hep dış şut gibi gelmiş olabilir ama hep hep o kadar doğru hücum yerleşmesi ki. Penaray'a da öyle bir koç. Sevgili Altuğ. Fener Erdo öyle bir koç. Bologna'nın adını bile anmaya gerek olmayan İspanyol Memoli. Bizim ne kadar canımızı yaktığını biliyorsunuz. Çirkefleşeceklerdir. Ben oradan Valencia'yı istiyorum orada. Çok net söyleyeyim. Tarafımı söyleyeyim ya. Şu doğru. Bologna isim isim çok acayip çok acayip bir takım ya. Yani eş, sevgili eşler Bologna'nın şöyle bir bütçesi var. Fenerbahçe Beko'dan yüksek Bologna'nın bütçesi. Yani 4 aylık kontratta yanlış hatırlamıyorsam Şengeli'ye 600 bin verdiler 3,5 aylık kontrat için. Çok acayip. İyi, çok iyi bir kadrosu var. Ama kadrolar kazanmaz her zaman. Ben basketbolun koç üzerinden okurum. Genellikle başarıyı, başarısızlığı, oyun analizleri yaptığımızda Euroleague'de hep koçlar üzerinden artık düzenli izleyenler takip eder. Koçun çok önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum basketbolda. Ya öbür türlü 3-2 bitmez Barcelona Bayern mini. Orada gerçekten Bayern mini tarafında iyi bir coaching var. Hayes'i konuşalım. Hayes az ol hiç olmadı. Açıkçası e, biz sezon başında sevgili Sarper Canayaz'la birlikte Euroleague takım analizleri yaptığımızda az veli konuştuk bitirdik. Bursa Spor, yani en son yayını kapattıktan sonra banttan çekiyorduk. Ya Hayes Bursa Spor'da ne yapar? Çünkü 3-4 dakika konuştuk. Ya yani, o Euroleague'de o kadar silik bir oyuncuydu ki. Ya dedik ki Bursa Spor buradan yani çünkü şeyi de biliyoruz. Bursa Spor biraz işin scout tarafında oyuncu keşfetme kısmında da işte oyuncudan 7 verim almaya çalışan da bir takım bunlar da konuşuluyordu basketbol tarafında. Ya Hayes'ten hiç umudumuz yoktu. Dürüst olayım. Benim hiç umudum yok Hayes'ten ama Hayes'in bizim için iki tane kıymeti var. Aşırı atletik ve sıçrama gücü çok fazla. Çember koruyuculuğu. Ama Hayes'in Bursa Spor basketbolundaki asıl önemli noktası pick and roll sonrası kısa devrilmeleri. Çünkü sana direkt şu katkıyı veriyor. Alüyü pasına çıkabilme o atletizmi sana savunma kurgusunu veriyor. Yani piken rollerden sonra 5 numaranın rakip 5 numaranın savunması zorlaşıyor Hayes tutarken. Çünkü fena değil. Kısa sonrası yani kısa devrilme sonrası biraz ezber. Ali Piyavş tarafından söylenen bir şey ama e, hani dip köşelere bakmaya çalış. Ya backdoor atacak 3 numaralarımız yani a, topsuz koşu atacak çembere ya da şutlarımız var. Genellikle oyun planını ona göre kurguluyor. Ama bunu ya ama her uzunda yapamaz. Mesela Cihal ve Floyd o konuda çok iyi değil. Ee, İsrail'deyken de iyi değildi. Ee, o da önemli bir özellik. Bence Hayes ya çok uçmamak lazım. Şişirmemek de lazım. Biraz ayağımızın yere basması lazım. Üst seviyeler için bence hala yeterli değil. Faal problemi çok büyük bir problem ve saçma sapan faaller alabiliyor. Ee, dayanıklılığı veya size olarak biraz daha geride kalabiliyor ama ya ben Panathinaikos falan olsam o Kora White'lar falan yerine denerim yani. Ya orada Cahay ve Floyd'dan da verim alamadılar. Ama Floyd bozma oyununda Fenerbahçe'de verimliydi mesela. O, o seviyeler için iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yine süre alabileceğini düşünüyorum. Veya Azvel. E, Rayman Morgan aldılar karşı yakadan sezon başında ve sakatlandı. Yani günün sonunda Antetokounmpo'yu 5'e çektiler mesela. 4 numara olarak aldıkları. Mesela Hayes kalıp da orada atletizm katkısı da verebilirdi. İşler tamamen bitince mesela Van Ban Yamaya gelmeye başlamıştı. Finali evimizde değil sevgili Taner Ya bu Şimdi tarihi tarihle yargılamak lazım ama Daçka daha büyük bir organizasyondu. Bu arada Daçka'nın kıymeti bilinmemiş. Ee... Onu belirteyim. Biz geçen gün inceledik bir daha. Kafamıza çok takıldı çünkü anlamlandıramadığımız şöyle bir şey vardı. İbrahim Kutlay düşmanlığı nereden geliyor diye çok merak ettik. Ee, Darüşşafaka döneminden mi işte hani Fenerbahçe ile birlikte oturduk. Sonra merak ettik. Darüşşafaka'nın neleri vardı, neler yapmış, hangi oyuncular gelmiş, organizasyon nasıldı, işte İbrahim Kutlay geldikten sonra nasıldı, gittikten sonra nasıldı, ondan öncesi vesaire. Daşkan'ın o dönem ortak kararımız şu oldu Darüşşafaka konusunda. Yeteri kadar hakkının verilemedi. Keşke yayıncı olsaydık o dönem verirdik. Ama kadro kalitesine baktığımızda isim isim bu takım daha geride. Bu takım yani yabancıların tabiri underdog bizim Türkçemize nasıl çevirebiliriz? Baş altı sürpriz yapan takım gibi tam cuk buna o kadar uyuyor ki. Bütçesi, yapılanması, yedi oyuncuyla gitmesi. Cuk oturuyor. Koçu, Genç koç 36-37 yaşında koç. Koç takımla birlikte büyüyor. Tam hayalindeki yani futbol menajı alasın ya böyle orta seviye takımı. Sen de onunla birlikte büyüsün. Ya hayalindeki şeyi yapıyorsun. Burada Nedim Yücel'i de tebrik etmek lazım bu arada. Kendisi de Beşiktaşlıdır. Yani Beşiktaş kongre üyesidir. Ya yani Beşiktaş organizasyonunda da o keşke böyle yapılsa. AŞ'ye dönülse. Galatasaray nispeten Nef'le birlikte AŞ'ye dönüyor. Ee, orada da izleyicimizden Burak'tan güzel bilgi geldi. Onu da aktarayım. Varsa Galatasaray izleyicimiz. Ee, Barış Nane ve Timur Erden Nef'in sahibi yakın arkadaşlarmış. Biraz Nef'in sponsorluğu da buradan geliyormuş. Şimdi yeni yatırımlarda Barış Nane'nin olmayacağı söyleniyor. Basketbol organizasyonu Galatasaray umarım korur, devam ettirir. Yapamayacaklarsa dışarıdan, voleybol öyle yapmışlardı dışarıdan danışmanla. Ee, Barış Nane danışman olarak gelsin en azından. Erden Timur'la araları sıcak tutar. Onu da belirteyim. Takımlarımızın sayısı artması lazım. Bahçeşehir, güzel yatırım. Bursa Spor, AŞ yatırımlarını arttırıyorlar. Güçlü kuvvetli sponsorları var. Fenerbahçe Anadolu Efes. Sponsorsuz Darüşşafaka Selçuk Ernak çok büyük iş yapıyor. Gaziantep Basketbol belli bir seviyede iyi yatırım yapıyorlar. Özellikle altyap altyapılarda da. Tutku Hoca orada büyük iş yapıyor. Hiç fena değil. Oyuncular bulabiliyorlar. Yerli kalitesi düşük olmakla birlikte. Tofaş beklentinin çok gerisinde. Ahmet Çakı çok başarısız. Beşiktaş'ın buralara artık eklenmesi lazım. Sayı bir anda 9-10'a çıkar. Türk Telekom İyi bir yapılanması var, kötü bir kadrosu vardı. Yani iyi iyi bir takım, bütçesel anlamda, ekonomik olarak ama kötü bir kadroydu. 10-11 tane gerçekten Avrupa'da bir şeyler başarabilecek karşıya keza ee, takımlarımız var. Bunları doğru yönetmek lazım. Bugün özelinde konuşuyorsan, ya bugün oyun planı buna yaklaştı. Yani şöyle, içeriden 29 top kullandık, dışarıdan 32 top kullandık, toplamda 59 top kullandık. Bu biraz oyun planı yani Andorra seni oraya itti. Ee, çünkü biz çembere fazla giden bir takımız ve yani fazla demeyeyim de etkili giden demek daha doğru sevgili Abdullah. Ee, çünkü Holland çembere gitti mi atletik yani o ilk driplikte o ilk yüksek adım aldırırsan Holland'a gidip bitirebiliyor. Adamım Onur Alp zaten çok büyük açtı kendisini o konularda. Biraz daha perde çıkış şutlarını daha da geliştirmesi lazım. Daha stabil olması lazım. Oradaki şut mekanini belki değiştirebilir. Çünkü normal beklediğin çift ayakla e, şut mekaniğiyle orada tek ayak üzerinden dönüp e, şutunu kaldırıyor. Aynı şekilde gitmediği aşikar. Belki bu yazona ona çalışabilir. Ee, bizi oraya ittiler. dışta bırakmaya çalıştılar bizi. Bu oyun planıydı Andoran'ın. Çok fazla içeriği kapattılar. Bugün için. Evet sevgili Onur. Bu girişle böyle. Can nasıl böyle diyorsunuz? Neyi nasıl böyle diyorum? Kuzey'in çocuğu. Yarın el yayını yok, Eurolik yayını yok. Bayram nedeniyle hani biraz da e, ekip biraz dinlensin diye. Bir Fenerbahçe yayını yapacağız. Sezon değerlendirmesi yapacağız. Hafta sonu muhtemelen bütün maçlar aynı saatte olacak. Ya o kadar gerçekten çok kötü yönetiyorsunuz ya federasyonu. Yani hepsini aynı saate koyacaklar ama <laughs> kalanlar kaldı, gidenler gitti. <laughs> Çok acayip bir takım bunlar ya. Şey yöneticiler ya. Final Euroleague çıkacak takım alırsa Bursa Euroleague final oynadığı için kesin gider mi? Anlamadım sorunuzu. Final Basketbol Süper Ligi'ndeki finalden mi bahsediyorsunuz? Yok futbol gibi değil bu. Ama zaten buradaki finale kaldığı için muhtemelen Euroleague'de olacaktır. Benim öngörüm o yönde. Olsun da bu arada ben doğru yapılanmanın kurulacağını düşünüyorum ya. Yani o, o havayı vermiyor Bursa Spor bana. Gider iki seneye sapıtır dağıtır. Yöneticiler kaçar. Yatırımcı kaçar. O da öyle kapanır gider. Borçlarıyla devredilir. Şehir şehir gezip başka takım olur. İşte bir gün Olin Edirne olur. Edirne olur. Bir gün Eskişehir basketbol Eskişehir'de olur. Gibi gibi gezmez gibi geliyor bana. E, lisans falan satılmaz gibi geliyor. Sadece kurumsal tarafa da biraz yoğunlaşabilirler. Furkan Kalkan hayırlı bayramlar çifte bayram yaşıyoruz. Bu hafta basketbolu gibi değer değerlendirmesi gelmedi. Bayram tatil mi acaba? Yok 3 tane maçımız vardı. Söyledim onu da son Milano maçından sonra. Haftaya toplu bir şekilde yapacağız. Ya çok kötü bir fikstür ayarlamaları oldu federasyonun. Konuştuğumuz şeyler havada kalıyor. Yani erkenden konuşmuş oluyoruz veya geç kal kalmış oluyoruz. Ben de işimi bu sefer sağlam kazığa bağladım. Federasyona bırakmadım. Hafta sonu direkt yayınımızı yapacağız. Ya buna olmaz olmaz diyemeyiz sevgili Celal Aydın. Yani Bursa Spor doğru yönetimi 3 sene için Euroleague kupasını kaldırır mı? E Milano ya yani kupayı kaldırmadı ama yapılanmasını görebiliyoruz. Ya bu hmm, basketbolda kadın basketbol daha kolay ama basketbolda başarı futbola göre daha kolay gelebiliyor. Doğru bir doğru organizasyon. Bu doğru organizasyon şu ama. 30'ar 40'arı koydum. Baba oyuncular kimse bir alıyorsa bir buçuk. iki alıyorsa iki buçuk getirdim. Bence doğru organizasyon değil. Çünkü Euroleague kupasını aldın diyelim. Sadece prestiji var. Yani parası yok. Totalde üç buçuk falan kazanıyorsun kupayı aldıktan sonra. İşte katılımıydı, maç kazanması. Üç buçuk milyon euro. Ya yani üç buçuk milyon euro senin o takımda iki tane oyuncunun maaşı falan olur yani. O yüzden doğru yapılanma bence altyapıdan başlar. Kurumsallıktan başlar. Alba Berlin bakılabilir. Bence Bursa Spor'un kendisine rol alması gereken takımın Alba Berlin olduğunu düşünüyorum. Ligde zirveyi oynayan Avrupa'da da bir şekilde hep burada olan. Onu belirteyim. Burada da yüz Akta'yı katılalım. Gerçekçi olalım. Evet. Kupa hedefi iyidir. Ama Kupayı alacağız diye sapıtmamak lazım. Ben başarının biraz bu olduğunu düşünüyorum. Taner Ediz'e katılarak sürekliliği başarı olarak görüyorum. Önce hep buralarda ol. Yani atıyorum Euroleague alınmadın. Finali kaybettin. Rus takımları geri geldi. Veya Eurolig dedi ki devlet destekli partizanı veriyoruz bir hakkımızı. Bir hakkı işte atıyorum Virtus Bologna geldi. İtalyan takım. Ondan sonra işte orada bir bakar Yunanistan Türkiye'ye. Ya bunlara zaten bir şey de bunlar çok kötü yöneticileri var. Gece 3'te falan bildiri yayınlıyorlar. Bunlar gıkını bile çıkaramaz. Biz buradan yine bir İspanyol takımına verelim bir lisansı da. Valencia'ya der. Orayı da dörtlerler. Böyle bir şey de yapabilir yani Euroleague. Bizim buradaki noktamız şu seneye yarı final final olmayabilir. Ama son 4'ü hedeflemek lazım. Veya son 8'i hedeflemek lazım. Yavaş yavaş. Tugay Karat. Bursa Spor finalde Ömer Al'dan katkı alması lazım. Şimdi Ömer Al şöyle bir önemi var. Ömer Utukal 2000-2010'ların arası işte Hakan Köseoğlu falan vardı. O tarz oyuncu. Onların devamında 2010-2020 arasında bu geleneği sürdüren kim vardı? Mehmet Yağmur vardı. 2020'lerde de bu geleneği Ömer Utkal sürdürecek belli oldu ki. yetenek kısmı az, pır pır asisti kovalayan savunma katkısı veren, topa baskı yapan oyuncu tiplemesi. Hakan Kösoğlu'na ayırıyorum o acayip yetenekli bir gardı da bence. Ömer'in biraz topla hızlı vedalaşması lazım. Bir de savunmada perde çıkışları veya İkili oyunlarda Ömer perden iyi kaçabiliyor. Çünkü genellikle üstten geçmeyi tercih ediyor. Veya staff da bunu tercih ediyor. Üstten geç diyor. Genellikle söylenir o. Hmm. Sıkıntısı şu. Kontrolsüz güç güç değildir. Çok fazla içine giriyor. Bence Ömer'in zaten el çabukluğu çok fazla. El ayak çabukluğu çok fazla. Ve koordinasyonu iyi bu seviyede savunma anlamında. Ee, o ilk dripling'e izin verebilir. O ilk dripling'e izin verdikten sonra topu daha rahat çalabilir. Boyu da bir 82 civarı olduğu için genellikle artık uzun gardları tercih ediyorlar. Ömer'in burada avantaj yaratabilir. Hücumdan bir katkı beklemiyorum ben bu arada Ömer'den. Yani o şut gelirse mesela geçen geçtiğimiz haftaki maçta iki tane boş şut geldi. Bir tanesi atmalı. Ona eyvallah ona katılıyorum. Ama hücumda gelsin Ömer 7 sayı 4 asist gibi bir şey beklemiyorum ben. Savunmada Andrew niydi Needham'ı totalde 7, 7 dakika dinlendirecek. Sırıtmasın. Bir tane gelen 3'te 1 dış şutu atsın. Ceska'daki Ukol gibi. O katkıyı versin. Seti doğru oynatsın yeter. Benim için sıkıntı Can Haaland'ın hiçbir seti ezbere bilmemesi. Yani Can Haaland ya yeni katıldığı için olabilir de setleri oyun içinde unutuyor. Andrew Anderson'ın Needham'dan sürekli şunu görürsünüz Haaland için. Devam et, devam et diye e, bekleme yapma işaretleri. O biraz takımın hücum yapısını, hücum akışkanlığını zayıflatıyor. Valla finaldeyiz ya. Yani Bugün eksileri konuşmamaya çalışıyorum. Artıları konuşuyorum. Bu takımın eksisinin olmadığını düşünüyorum. Var tabii ki eksilerim savunma anlamında ama hücumda da tıkandığımız. Bence başarı yani bu. Ben kupayı almasalar da Bursa Spor'dan emek veren herkesten, taraftarından, şundan buyundan razıyım ya. Yani. Şenerli. Şenerle. Şenerli, Şenerli mi yoksa? Euroleague kalırsa Erman Kutlar'ın Beşiktaş'ı gibi olur. Alba gibi bir yapılanma gerekli olmuştu. Ama Erman Kutlar Beşiktaş'ın öyle bir kadar kötü. Bir, yani Jarls'la o kadar kötü bir takımdı ki o. O, tak, o kadar kötü bir takım ben hayatta yürekli görmedim biliyor musunuz daha? Abi Falker diye uzunu vardı Beşiktaş'ın. 14 rubant alıp bir kere çembere bakmazdı. Hiç unutmadığım bir maç var. Topu aldı. Bomboş. Bitirmedi. Dışarı çıktı. Gözümle yani canlı izlediğim en kötü oyuncu Emeği geçen herkesten. <laughs> ya bu bunu... yani şampiyon olsa kim almalı ya kim kimler al... kimleri almalı? Organizasyonun şeyini bilmiyorum sevgili İhsan Kudu. Yani planlaması ne, ne yapmak istiyorlar, ne kadar büyüyecekler. Konuştu, geçen hafta konuştuğum kadarıyla yetkili birisiyle oradan yani biraz yapılanmayı büyütecekler yani. Bu, bu, bize yetmez biz daha büyüyeceğiz cümlesini duydum. Ne kadar büyüyeceğiz? <laughs> o da önemli yani. Bir sürü oyuncu var. Ben Twitter'da 25 tane oyuncu paylaştım Twitter'da. Euroleague yapması muhtemel oyuncu. Öyle şey de değil yani. 20-25 yaş, 26 yaş oyuncularından. Daha çok işin Yetenek kısmı ve takım oyunu kısmı üzerinden. Hani istatistik kısmı üzerinden değil. Bazı oyuncular var. Getirebilecekleri. Mesela e, Caleb Holmes'li var. Hamburg'da. Panathinaikos ilgileniyormuş yanlış görmediysen. Ya Galiba Panathinaikos'un ilgisi olduğu söyleniyor. Yani bence Euroleague'in net seviyesinde olan bir oyuncu. 1-2-3 oynuyor. Ee, olmuş Kenan Spy yani Kenan'ın altyapılardayken beklenen performansını Caleb Holmes de veriyor. Bursa Spor eğer Euroleague'de olacaksa gitsin denesin. Mesela Meryl Şayak. Alim Piyeviç var. Deli gibi kullandı Meryl geçen sezon. 3 numara katkısı. Yani Can Alın'tan iyi katkı aldı. Sevdi de Can Alın tarzını. Vazgeçeceğini düşünmüyorum. Onu herkes tutabilecekler mi? O önemli. Pek çok soru işareti var. Bunlar biraz yazın belli olur. Mert, Bursa Spor'un her sene olanak gibi genç Türk oyuncularla büyümesi lazım. Hmm. Metin Türen 25 yaşında yanlış hatırlamıyorsam. Net milli takıma havuzundadır. Şu an Emre Tanışan, Metin Türen pistolesin gelmesine birlikte Sadık, Yiğitcan, Saybir. Bizim 4 numaralarımız geliyor. Orada sıkıntımız var gibi duruyordu ama 4 numara gel gelmeye başladı. Özellikle Emre Tanışan'ı falan ben bu sezon seviye atladığını düşünüyorum Emre Tanışan'ın. Ee, Metin Türen'in de tavuzda olduğunu düşünüyorum. Bence iyi bir oyuncu. Gerçekten iyi bir oyuncu. Yani Berkan Durmaz'ı falan da dörtte kullanabiliyoruz Mete Can'ı falan ama bence onlar üç buçuk numara. Öyle kullanıldığında daha verimli olduklarını düşünüyorum. 3 numarada veya. 4 numaralara geliyor. Böyle oyuncular bulması lazım. Evet. Genel olarak ama sadece bu sporun değil. Takım kimyasını oluştururken bu ekonomilerle biraz buna mecbursunlar. Ekonomiler, ekonomi bu seviyede olduğu sürece altyapı yatırım yapmazsan süreklilik gelmez. Artık aynı soruları cevaplamayacağım. Eurolik kesimi değil mi? 50 dakikadır buradayız. Sürekli izleyenlere tekrar düşmek istemiyorum. Şöyle bir 15 dakikada soru cevap yapalım istiyorsanız. Türkiye Ligi'ni soranlar vardı. Fenerbahçe gibi bir şeyler soranlar vardı. Efes var mıydı bilmiyorum. Varsa 10-15 dakika şöyle bir genel olarak maç özeli dışında da şeyler konuşabiliriz. Sorularınızı bekliyorum. Ben de o sırada yapayım. Video beğeni sayımız şöyle 200'lere doğru yaklaşmış. Onu bugün devamında da sonradan izleyecek izleyicilerimizle birlikte şöyle 400-500 oralara çekersek bayram hediyesi olur sizlerden bana çok sevinirim açıkçası. <laughs> Erdinç Yılmazer. Şimdi ben o ismi okursam tutuklanır mıyım? Tutuklanmaz mıyım? Avukat Burak sen avukatsın yazar mısın? Ben <laughs> başımı belaya almayayım. Kimin nerede nasıl tutuklanacağı belli değil memlekette. Burak Demirürek. avukat kardeşim ee, izleyici yayını yaptığımızda Burak'la orada tanışmıştık. Yaz o ismi okursan tutuklanıyor muyum, tutuklanmıyor muyum? Ona göre cevap vereceğim. Eğer tutuklanmıyorsam e, tükürüklü çay içen kişinin kardeşinden bahsediyoruz. E, acayip bir Euro performansı verdi bu sezon. Acayip. Böyle özellikle Rüband katkısı. Yaşı 20, 27 oldu. 27 diye hatırlıyorum. Çok iyi bir performans verdi. Şeyden bahsediyorum ya. Enes ee, Freedom'un kardeşi Kerem Freedom oldu mu o da? Kerem Kanter mi o? Kaldı mı öyle? Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim. Demiş. Çok değerli bir büyüğümüz. Aziz Sipahi. Genel bir soru. İspanya Ligi mi kaliteli, Türkiye Ligi mi? Bu genel soruyu sormayalım sevgili Aziz Bey. İspanya Ligi çok kaliteli. Ben ACB Ligi'den normalde sezonda veya beğendiğim maçları seyrediyordum. Açıkçası bir buçuk sene öncesine kadar kanalı kurmadan önce. Ama bir buçuk senedir e, maç izlemenin insanı çok geliştirdiğini düşünüyorum. Kendimi de geliştirdiğini düşünüyorum. E, bu sezon Almanya Ligi ve İtalya Ligi'ni yavaş yavaş belli maçları seçerek izliyorum ama ACB Ligi'ni çok fazla seyrettim. Geçen sezondan başlayarak. E, G Ligi çok fazla seyrettim. Hmm. Açık ara ama şöyle açık ara taktik anlamında çıkar oynanan basketbol anlamında. Bireysel oyuncu yeteneğine baktığımız zaman bence bizim ligimiz daha iyi o konuda. Bireysel kaliteden bahsediyorum ama bireysel bir tenis oynamıyoruz. Yok sıkıntı yok Erdin Çılmazer. Ee, ama takım oyuna gittiğimizde, teknik taktiğe baktığımızda bizim basketbolumuz ya yani Türkiye Basketbol Ligi ile dalga geçer. Basketbol superliğindeki oyuncular, yani bir, iki tane bir ve 5'im var Amerikalı, İki tane de 33 yaş, 34 yaş Türk oyuncuya sırtı dayamışsın. Alttan da bir iki böyle genç oyuncu kiraladıysan, lige çıkıyorsun. Kendileri üstte hiçbir şey oynatmıyorlar. Ya maç bitirme seti yok bir çoğu koçum. Allah ne verdiyse. Kenardan top oyuna sokuluyor, sokamıyorsun. Çok kötüler yani, gerçekten çok kötüler. Bazı koçlar öyle mesela kafayı sahaya yoran, acayip acayip işlerde koşturmayan veya zaten 2-3 tane menajer şirketi var. 2-3 tane menajer şirketinin bir yere taşımasıyla koç olmayanlar net kendisini belli ediyor ligde. Yani Darüşşafaka, Gaziantep basketbol, tutku açık ve sel çıkarmak. Kafayı basketbolu sahaya yorduklarında ben iddia ediyorum çoğu koç Gaziantep'i küme potasına sokar. Çoğu koç ya da Kopein, Doğuş Özdemiroğlu. Aynı zamanda Pinero'yu ayırıyorum. O olimpiyat elemelerinde de Porto Rico'da iyi performans verdi. E, Nathan Wood. Bence ligin en değerli 4 numaralından birisi. Ve Ola Seni. Bu beşle herkes oynayamaz. O yüzden İspanya Ligi. E, İspanya Ligi'ni nereden izleyebiliriz? Bir kere zaten yasal bahis siteleri, maçları verebiliyor. Ee, yanlış hatırlamıyorsam işte esport falan maçları veriyor. Yani çok yayıncısı olan bir yer. Hiç Türkiye ligiyle ile Türkiye'den bir şekilde izlemek istemiyoruz dediğinizde de zaten. Yani oynanan maçı watchlu moçlu İspanyol veya çevirisiyle yazdığınızda çok rahat çıkıyor. Çok Erişimi çok kolay ESB liginin. Maçları izlemek istediğiniz hemen bulursunuz. Ben izlediğim platformu şu an söyleyemem burada. <laughs> o yüzden. Abi NBA ne kadar bu kadar? Neden bu kadar mesafesini açıklar mısın? Valla dün NBA ekibimiz de, onlarla da yayını bir türlü çekemiyoruz. Aksilik oluyor 3-4 gündür. Aynı soruyu dün gece onlar da sordu. Ben yani keyif almıyor. Çünkü sezonu da takip etmen lazım. e sezon o kadar maç bence marka değerini düşürüyor. Yani Amerikan futbolunun o yüzden daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Daha az maçla. E, oyuncular, babalar, bütün, baba bütün oyuncular 15-20 maç bırakır sezon içerisinde. Playoff'lar çok iyi. Oluyor kabul bu sezon özellikle. Ama benlik değil ya. Ben biraz daha Avrupa kısmı benim daha çok hoşuma gidiyor. Bir de g, g hoşuma gidiyor. Onu da belirteyim. g çok hoşuma gidiyor yanda Evet bu soru sormuştun Cansu'na. Hemen cevaplayayım. Trinker'in 3-2 kaybetmesi Fener'e daha yaklaşmasını sağladı mı sence? Şimdi bugün bir haber gördüm. Listeye Perasovic de dahil olmuş. Hayırlı olsun Fenerbahçe Perasovic'le anlaştı. Işte. <laughs> Abi kapı İtüydistan'a açıldı. Pardon kapı ilk Çavi Pasquale'den açıldı. Kronolojik sırayla gidelim. Pasquale tartışıldı iki hafta. Makabi makabi falan bir şeyler konuşuldu. Sonra isim vereyim. Haber onun çünkü. Murat Aşık'ın e, haberiyle. E, İtüydis A planı, Trinkieri B planı oldu. 3-4 gündür her yerde Perosovic görmeye başladım. <laughs> Yani ben biraz Ali Koç yönetimi tanıdıysam. Ben çok Perosevişçi değilim. Oldu da para bu. Perosevişe paranız yetti. Yetmesin. Ben Ertuğrul Erdoğan'a şans veririm. İyi 10 sene önceki yaşanan olay onun üzerinde yıkılmış bir ihaleydi. Ben Ertuğrul Hoca'ya çok inananlardanım. Ha evet kadın basketbolu, geçişler vesaire ama Zalgiris Sarunas'ta Yasikevçus'tan sonra er Ertuğrul Erdoğan'a gidiyorsa o organizasyonun bir bildiği vardır. Aynı dönem Martin Schiller'la da görüştükleri için Ertuğrul Hoca gitmediğini ifade etmişti. Ee, Martin Schiller da bence mini Kokoşko veya Avustralya'nın Erdem Can'ı da diyebilirim. Ya. Artık hangisini çekmek, hangisini kabul ederseniz. Perosoviç'e gideceğime çok çok riskli bir oyundur bak Perasovic. Ben, size, ben nasıl tarif ettim onu? Mustafa Denizli diye tarif ettim. Ünüs kazanı size bu sezon düşüşe geçecekler dedim. Düşüşe geçmeye başlamışlardı ki Rusların işgali başladı. Tek bir oyunu var. O oyuna uygun bir oyun grubu varsa Perosovic kupayı bile alabilir. Hem de öyle büyük bütçeler değil. Mesela Fenerbahçe'nin bu bütçesini düşünün. Her şey dahil 20-21 oldu söyleniyor. Yani Ali Koç ifade etmişti işte. Bu kadro Perosovic uygun bir kadro ise şampiyon bile yapabilir bu bütçeyle. Ama değilse de tam da Can Sungur'un yorumu. Allah muhafaza Perosovic. yani. Ya şunu söyleyeyim uçakla bile göndermek istemezsiniz. Yüzerek gitsin falan dersiniz. O yüzden Perosevic olacağına Ertuğrul Erdoğan olsun. Ben, ben fikrimi söyleyeyim. Ee, bir takımın bir gün genel menajer olursam koçumdan ziyade ben staffı çok değerli buluyorum. Staffı çok geniş tutarım. Çok kapsamlı tutarım. Video analizcim, rakip analizcim çok kıymetlidir benim için tek bir e, evet koçun kendi asistan koçu çok önemlidir. Ama orayı geniş tutmasını sağlarım. Teknolojiyi çok fazla kullanırım. Çok fazla kullanırım ben de teknolojiyi. Gönüllü scoutlar oluştururum kendime. Gibi gibi. Sadece yani itüidis geldi, dertler bitti. Trinkeri geldi, dertler bitti. Değil. Hiçbir zaman olmadı. Geçen sezon Kokoşko 3,5 kişiyle kadrodayla playoff yaptı ama Bencini düşünelim. Erdemcan ve Trifonovic. Erdemcan şu an NBA'de. Trifonovic Slovenya milli takımı. Bence Georgievic getirmeyip onunla da devam edilebilirdi. Erdemcan Can veya ikisi. TB ikiliye geçen sezon takip ediyordum. Bu sezon etmedim. Ümit Türkolu, Ümit abiden dolayı takip ediyorduk zaten finalde Fenerbahçe ile oynadı takımı Kastamonu'nu Ümit de tebrik ederiz ama bu sezon takip etmedim her yere yetişeyim o kadar zamanım yok yani kanalı tek başına yürüt maçları seyret takip et olmuyor 24 saat yetmiyor Real ise Pablo Laso'ya alabilir Parasını, ya Lasso'yla şeyin Arkadaşlığı, mü müteahhit başkanın arkadaşlığı farklı. Onlar bir arkadaş. Bizim gibi yani şu LASO'nun iki ayda aldığı skorları herhangi birisi alsa çok net kovulur. Kovulması lazım oralardan ama orada öyle yürümüyor işte. Bence kalacaktır LASO. Bir de proje sunman lazım LASO'ya. Can Bayramoğlu bir sene Euroleague'e gidip çok bütçeyi aşmadan geri gelmek mantıklı zaten. Ömer Kızıl Euroleague'i ziyaret etti. Kendi marka işte bir sene Euroleague bütçesi harcarlar. Bana da öyle geliyor. Yayın başında söylediğim aslında biraz oydu. Zaten sponsorlukları var diye biliyorum orada. Ee, ama yani istikrarlı hayal hakikattir. Düzen, düzenli olmak lazım. Sürekli olmak lazım. Hain Kostok. Pelosovic bir sezon playoff oynatıp ertesi sezon lig sonucusu olması, olmanı sağlayabilir. Örnek Efes tavan ve tavan aralığı çok açık bir koç. Ee, bence yeni dünya basketboluna uygun bir koç değil. Yani çok güzel bir iş yaptılar. Aslında onlar da Eurolig'in Bursa Sporu'ydu bu sezon. Yeşil Beyaz hem de. Ee, yani Can Buran, Lorenzo Buran, e, işte bence çok çok yetenekli de gerçekten bir basketbol oyuncusu mu? İşte zengin ya Hezonia'dan bahsediyorum. Onun fakir versiyonu Sam Decker. E, Tonya Cekiri. Spitsu. Ben yine Fenerbahçe'nin adını bir tane İtalyan garda karıştırmaya başladılar. Spitsu'ya da aynısını yaptılar. Hiç Euroleague seviyesi olmayan oyuncular bunlar. Yani baş altı takımlarda olabilecek oyuncular. Üst seviyelerde olamayacak oyuncular bunlar. Spitsu'dan bahsediyorum. E, yani Leo Westerman'ın başka bir versiyonu yani açıkçası. Yani o kadro çok uygun onun oyununa. Ve başarıyı aldı. Alamadığı yerlerde düşüşe de geçmeye de başladı. Ve geç oturttu başarıyı biraz aslında. Daha iyi koçlar var. Çok çok daha iyi koçlar var. Yani Sevgili Gökhan, bu nasıl yorum, bunu nasıl yorumluyorsun? İsmail Şenol, Fenerbahçe-Beku iyi bir bütçe, iyi bir koçta girecek yeni sezonu. Peki ben de bir soru soracağım. İsmail Şenol niye Efes maçlarını anlatmayı bıraktı? Sevgili Ulaşcan'a bıraktığı maçları. Ya işte ekonomiden dolayı. Neyse bir şey söylemeyeceğim ya. Vallahi söylemeyeceğim. Basketbolun bu tarz şeylerin doğru bulmuyorum. Umarım bir gün değişir. Ona gücüm yetmez hiçbir zaman muhtemelen de. Bir gün değişir. Hiçbir şey söyleyemiyor. haber almak için hiçbir şey söyleyememek, hiçbir şey yapmamak, habercilik olduğunu düşünmüyorum. Çünkü işin yorum kısmında yapıyorlar. Sadece habercilik yapsalar anlarım. Ortadan gitmeyi, doğru olanı. Ama işin yorumculuk kısmında yapılıyorsa bence art, doğruya doğru, yanlışa da yanlış diyebilmek gerektiğini düşünüyorum. En fazla röportaj vermezler. İşte yayıncı kuruluşu olduğu için sıkıntı oluyor. Haberi sana değil de rakibine verirler. Özellikle dijitaldeki rakiplerine verirler. O zaman azar yersin genel yayın yönetmeninden. Bunu da kabul ediyorum. Ama doğru gelmiyor. Daha doğru gelmeyenler de var bu arada. Yanlış haberi yapıp silmek gibi tweet. Emirhan Şen, Alvirthus daha iyi olur. Onlar biraz overrated. Valencia tamamen eksiksiz ve uyumlu bir takım. Valencia'nın zaafları daha fazla Virtus Bologna'ya göre. Ama orada bence iyi bir koçik var. Penarroyo gerçekten iyi bir koç. Dokunuş yapıyor. Valencia'da bizim şöyle bir şansımız var. Valencia krize girdiği an kolay çıkamayan bir takım. Yani mesela Valencia maçlarında şunu çok fazla görürüz. Sallıyorum skoru. 72-59 Valencia önde. O 2-2.5 iki, iki dakikalık sekanslarda Valencia şartıyla bir anda öyle bir indirebiliyor ki öne bile geçebilirsin. 73-72 bile yapabilirsin maçı. Yani çok keskin bir düşüşleri var. Maç işlerinde. Bunu birkaç kere yaşıyorlar. Aynı maç içerisinde. Onlardan faydalanabilecek bir takımız biz. Partizan maçında mesela bunu yaptık. Bu maçta daha iyi yaptık bunu aslında. Ama Virtus Bologna gerek salon yapısı olsun gerek organizasyon gerek bir tane daha İtalyan takımının Euroleague'de olma fikrinin Euroleague binasına çok hoş gelme fikri beni korkutuyor. <laughs> o değil de Lübyan'daki maçta La Monica ile bizi doğramaya çalışan Euroleague'in bugün kusursuza yakın hatta bazı düdüklerde bize taraf çalmasını da eğer Bursa Spor yöneticileri burada biraz lobicilik yaptıysa da orada da tebrik ederim. Euroleague'de maçlar sadece sahada oynanmaz. Nando iyileşti. Son maçta oynamıştı. <laughs> Taner Ediz. Toma Hürten, Mike James, Nando De Colo, Nick Kalates, Koç Perosevic. Buraya kim ekleyeceksiniz biliyor musunuz bir de? büyük küçük maçların büyük oyuncusu Şivet. Adam kim de oynadı sırf istatistik rekorunu kırabilmek için yani küçük maçların büyük oyuncusu. Barış abi çok seviyor da. Yani 50 tane takım olsa 50 takımda kapısının önünden geçirmem Şivet. Bu takımda bir kere daya yiyecek oyuncu Toma Hörtel. 2 haftada yer daya. Önce Mike James döver. Sonra Nik Kalates bir azar çeker. Nando biraz daha soğukkanlı bir adam. Çok umursamaz. En son ona da bir gına gelir. Sonra bence Decolo ile Kalates Mike James yer. Bu sırada Perovic çoktan kovulmuş olur. Sevgili Doktor Bey sen bir Galatasaray sorusu sormuştun. Yukarıda kalmış olabilir. O sorunu tekrar yazar mısın? Unutmuyorum senin sorundasın çünkü sona atmıştık. Ama yorumun neymiş? Galatasaray şampiyon olmaz diye düşünüyorum. Tafaş maçında gördük ki Galatasaray şampiyon olamaz. <laughs> iyi koç. Kafayı bu sağ içine yoruyor. İyi ama tecrübesiz koç. Yanında çalıştığı koçlardan çok şey öğrenmiş. Pistiyolis. Bence net oyunculara dokunuşu var. Ege Arar niye gözden çıkarıldı bilmiyorum ama Ege Arar arayabilir Galatasaray. Ona da belirteyim. Yerli oyuncu katkısı bizim ligimizde çok önemli. Göksen'in kök salın. 5'te 1 falan değil de olabildiğince Az top kullanıp bunu da isabetli kullanması lazım. 3 numara katkısı alamadığı her maç Galatasaray tıkanıyor. Ee, Canberk falan evet ben beğeniyorum Canberk'in genç oyuncu. Ama bence Rıdvan daha çok kullanılmalı. Onu belirteyim. Rıdvan'ın daha çok kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Bence Rıdvan bizim ligimizin e, yerli oyuncular kısmında ortalama oyuncularından birisi. Şeyi güzel buldu d organizasyonu verip ya Trimble'ı ya da işte Isaac Cannon'ı işi bitirme kısmında son top artık karar verme ya kendi sayısını skorunu üretme ya da artık asiste dönüştürme noktasına bırakmada bence doğru bir karar vermiş ama orada da sıkıntı şu takımlar şunu yapmaya başladı d Boston üstüne oynayıp d Boston oyundan çıkarıp Isaac Cannon'la Melo Trimble'ı birlikte sağda tutma yönünde hareketlere başlar, başlarlar. O da Galatasaray tıkanıyor o zaman. İkisi birlikte sahada kaldığında çok zorlanıyor. Orada d Boston organizasyonunu arıyorlar çünkü. Göreceğiz. Keyifli playoff maçları olacak. Yayında olacağım. Beklerim. Şöyle Galatasaray Fenerbahçe'ye eleyebilir mi? Vallahi sevgili Yüksel Bey Bat. Eleyemez diyemiyorum. Ben son Ataşehir'deki maçta ben oraya Galatasaray'a Galatasaray mağlubiyet yazmıştım. Playoff hesaplaması yaparken kafamda çok etkili bir oyunda yendi. Çok etkili bir oyunda yendi. Gerçekten iyi bir coaching vardı orada Pistolis tarafından. Eli yemez diyemiyorum. Ama seri olduğu için bu tek maç olmayacağı için Türkiye Ligi'nde buna çözüm alınabilir. Çünkü Fenerbahçe'nin yabancıları bir tık daha kaliteli. Bir tık daha fazla hatta. Yerli oyuncuları da. Yani İsmet, Şehmus, hatta Metecan, Melih Mahmutoğlu, Galatasaray yerli konusunda tıkanıyor. Hatırlayın o son kazandığı maçı. Galatasaray'ın e, ee, yani de bütün maçlar öyle geçmez. Her maçı öyle oynamak zorundasın. Yani yüz, yüzde %150 falan oynamak zorundasın. Zor. Emre Aykutlu Bursa şampiyon olabilir mi ligde? Şimdi Ayberk olmaz bizim ligimiz için idare eder. Eh diyebileceğin oyuncu. Ondan sonra ben yetenekli olduğunu düşünüyorum ama size olarak çok zayıf. E, ee, Mithat'ı kullanabilirsin genç kardeşimizi. Ömer Otukal ligimizde daha çok fark yaratıyor. Kabul. Yani rotasyon genişliyor. 7 oyuncudan bir anda 10 oyuncuya kadar çıkabiliyorsun birlikte. Kimle eşleşeceği bu son hafta belli. Orada artık bakalım yani ilk 4, ilk 5 belli oldu. Diğer 3'ün arası belli olacak. Ondan sonra ilk 5'te de e, kim yer değiştirecek edecek 4, 5, 3 oralara bakacağız. Biraz ilk 2 de belli oldu bu arada. Fenerbahçe lider bitirdi. Bir eşleşmeleri tam görelim. Kimin yolu nereden geçiyor ona bir bakalım. Daha net konuşuruz. Emir Ertutan Bursa Spor'un playofflardan, play karşılaşacağı takımlar çok sıkıntılı olur, çok ters gelir. Ee, ben iddiamız savunuyorum. Andrew Andrews, Needham, Onur Alp, Cucinski, Ke Hayes. Bu beşli, bu beş hiçbir faal problemi yaşamadan birlikte 18 ila 24 dakika sahada kalabilsin. Anadolu Efes dahil olmak üzere herkes de kafa kafayı oynar. Birlikte kolay maç vermez. Ama burada ne gidiyor işin içinde işte? Ee, Metin Türen katkı vermek zorunda. Kaçarı yok. Ömer Utkal katkı vermenin zorundalığının ötesinde. Vermek zorunda. Lig böyle çünkü. Evet. Ya burada hep birlikte şey yapacağız. Yani bizim dijital medyanın görevlerinden birisi bu. Yani Televizyonda olsak daha farklı. Orada yöneticilere bulaşmaman gerekiyor. Hem yorum yapabilmek için, haber, al haber alabilmek için. Ama burada öyle bir zorunluluğumuz yok. Biz kötüye giderse de niye kötüye gitti diye denetlemek zorundayız hep birlikte. Soruları sormak zorundayız sizlerle birlikte. Bunu böyle yaptınız. Mesela Beşiktaş'ı yapıyorum işte. Geçen sezon diyorduk ki ne güzel işte Abahmit'ten işte Ahmet Gürgen'e de getirdiniz. Altyapı koordinatörlüğü odur budur ne güzel işler yaptınız derken. O bir Beşiktaş gençleşme projesi değil. İspasket para kazanma projesiymiş yani. İspasket menajer şirketinin. Eğri eğri doğruya doğru. Bu yorumu da kimse yapamaz. Ama böyleymiş gördük O yüzden neden kötüye gitti diye soracağız. İyi giderse iyi gittiği şeyi neden iyi olduğunu hem yapanlara hakkını vereceğiz. Hem de daha iyi gitmesi için burada sorgulayacağız. Finalde kim gelirse Bursa'ya daha uygun. Bence Valencia. Yani kim gelirse gelsin bizim önümüzde. O bir cebimizde kalsın. Valencia'da gelse, Bologna'da gelse bizden bir, bir buçuk adım öndeler. Tıpkı Partizan'da olduğu gibi. Ama ben bunu her zaman söylüyorum. Partizan'ın Obra'dan dolayı PR'ı çok yüksekti. Özellikle bizim ülkemizde. Ama kadro kalitesi anlamında bence bu takımların daha gerisindeydi Partizan. Yani Avramovic, Estatiyan Test'e iyi iş yapmakla kupaya gitmek arasında farklar var nispeten gördük. Nitekim'i gördük. Yani final kapanışını oynayamadı. Çok kritik yerde. O sorumluluk geldiğinde hatalarını yaptı. Kusursuz geçemedi. Bizde kusursuz geçen oyuncularımız vardı. Daha underground oyuncu Ama yani hepsi zor. Hepsi zor. Valencia biraz daha uygun. Haftaya maç. Haftaya yine yayında olacağım. Bu sefer tek olmayı düşünmüyorum. Konuklarım olacak. Ee, onu belirteyim. Şöyle umarım kupayı alacağımız bir yayın yaparız. Ben beklentimi yine tutuyorum. Ben şampiyon olmuşuz gibi davranıyorum. Benim için final maçı andoraydı. Ama bu takım nelerlerden çıktı vallahi helal olsun ya. Gerçekten yaptık o kadar büyük iş ki. Doktor Bey Lakabımız yenilmez armadı ama 97 doğumlu biri olarak bir şampiyonluk adında başarı görmedim. Demiş Galatasaraylı kendisi. Evet biraz oradan işi boşaldı sanki. Yenilmez armada Yellow Legacy gibi. Buraları işi boşaldı. Burada taraftan hiçbir suçu olduğunu düşünmüyorum. Oynayan basketbolcudan hiçbir suçu yok. Gelen koçların da suçu yok. Koç kötü, kötü koç olabilir yani. Örnek Giorcevic. Bu seviye için uygun koç olmayabilir daha doğrusu. Bu iş yöneticilerde bitiyor abi. Yöneticiler ne yapıyorsa. Yani bit pazarına nur yağdırmaya gerek yok. Az Yıldırım tweetleri, yorumları çok geliyor programın sonunda. Ben soruyorum. 20 yıl bu kulübü kim yönetti? Ben yönetmedim Fenerbahçe. Fenerbahçe'li izleyicilerim yönetmedi. Aziz Yıldırım yönetti. İyi işler yaptı mı? Tesisleşme vesaire yaptı. Abi 20 yılın sonunda bu takımın altyapısından her sene en az bir oyuncu. O da süperstar demiyorum ya bir oyuncu rotasyona girebilecek. Yani şehmuz 650 bini sen değil de oraya vermiyorsun da Banvit'in yetiştirdiği bandırmanın. Sen bir Şehmuz çıkarmışsın mesela. Her sene de çıkarma. iki sene de bir çıkar. Hadi. Şu bilgiyi de vereyim. Aslında bunu hani şimdiden vereyim de tabi tabii işler değişebilir. Fenerbahçe yanında yine söyleyeceğim ama Ahmet Gürgen Fenerbahçe'nin altyapı koordinatörü olacak diye bir haber yapıldı. Önder Külçebaş orada. Beşiktaş'ın da altyapı koordinatörü. Bu bilgiyi en net alabileceğim 3 isim var. O 3 isimden birisiyle konuştuk. Sevgili Mert Alpay'la birlikte. Aynı anda mesajı okuyayım istiyorsanız. Hiç kelime de atlamayayım size. Ben öyle bir şey olacağını... Yani şöyle. Yalan haber ortalığı kızıştırmaya çalışıyorlar. Bana bu bir gel. Tabi bu işler belli olmaz. Ne olur ne gider ama Ahmet Gürgen'in Fenerbahçe altyapı koordinatörü olma haberinin için alabileceğimiz Ahmet Gürgen'in oraya geçmesi konu en net 3 isimden birisinin yalan haber ortalık kızıştırmaya çalışıyor. Derya Yenler zaten uygulamada bu sezon Fenerbahçe'nin genel menajerliğini yaptığı, Gerardin'in e, yaşadığı rahatsızlıklardan kaynaklı çok kuvvetli ihtimalle seneye genel menajer o. Kendisi getirdiği Önder Külçebaş'ı gönderip de ki Önder abi bizim kanalımız kurulunda bir telefonla geldi yayın yaptı bizde. Çok da yani biz o konuda değerli bizim için. Çok da iyi iş yapar. Gönderip de Ahmet Gürgen getireceklerini düşünmüyorum. Bence orada farklı bir iş var. Hem de Beşiktaş cephesinden farklı bir iş var bence orada. Fenerbahçe'nin konuyla çok bir alakası olduğunu düşünmüyorum. En büyük sıkıntı o sevgili Ömer Özlü. Voleybol ikincilikte. Basketbol playoff'a giremiyor. Handball başarılı gidiyor ama kadro değeri bayağı düştü ve tekrar yapılanma yaptılar. Handball bizim ülkemizde biraz az aşağıda kaldığı için diğer takımın organizasyonu biraz fark yaratılabiliyor orada. Futbol kulübüne çevirdiler elbette. Tebrik ederim. Ben de bir hani işin yayıncı kısmı değil de bir taraftar olarak buna ses çıkarmamasına da çok çıkarılmamasına da çok üzülüyorum açıkçası. Ben elimden geldiğince yayınlarda ses çıkarıyorum buna. Hoş geldin Can. Can Alimpiyeviç Pınar. Cerardi'ni bırakmış diyorlar. Bu sene Fenerbahçe'de yaz hızlı geçer. Analiz videolarımız da devam edecek. Bol bol analiz videosu yapacağız. Sadece Fenerbahçe Anadolu ofisi yapmayacağım bu yaz bu arada. Onu da belirteyim. Yani abone oldukça bizim gücümüzü arttırıyorsunuz. O da bize başka imkanlar açıyor yapmamız için. O yüzden Galatasaray'ın, Bursa'nın vesaire e, diğer takımlarımızın transferlerinde de analiz videoları yapacağım. 1 saat 20 dakikayı devirdik. Keyifli bir yayın olduğunu düşünüyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Bir bayram akşamında beni izlediğiniz için teşekkür ederim hepiniz ayrı ayrı. Var mı atladın abi veya kardeşim bu sorumu görmedin ama konuştuğumuz konu olmasın lütfen. Veya o oyuncu gelir mi bu oyuncu gider mi değil. Bunu çok yazdım gözünden kaçtı dediğiniz çünkü hem aynı anda konuşmam hem chat okumak çok zor olabiliyor. Evet. Mbaya Monaco haberi çıktı. Muhtemel olabilir. Fransız çünkü. Alimpiyeviç Fener'e gelir mi? Yani bunu bilemem ben. Gelmeli mi diye sorulursa onun üzerinde konuşuruz. Bol bol. Mustemmi beni görmedin. Yorumunu bir daha yazarsan görürüm. <laughs> ya beni görmedin yazmak ya sorun tekrar yazsam Mustemmi daha <laughs> kolay olurdu biliyorsun. Antep basketbol abi. evet 3 numaraya yakın bir performans. Yani 3 numara gibi değerlendirilir yerler oldu. Ya yani o kadroya çok değerlendirmemek lazım. Ben yani inatla söylüyorum Yiğit Can yeni nesil üç buçuklardandır. Böyle Fontekio vari oyunculardandır. Artık oraya dönüyor çünkü 3 numaralar. Çok keskinleşiyor yani. Ee, sadece el ayak koordinasyonu biraz daha geliştirmesi lazım. Ve nasıl ifade edeyim bunu? Topu aldığında, penetraya başladığında topu öne vurmak yerine çünkü Bacakları uzun zaten gidebiliyor. Daha çok kalça yanında tutuyor. Şimdi bu bir gardın topu saklarken işine gelebilir. Ama sen bir 3-3.5 üç, üç gibi oynayıp ekstra dönen topta savunmanın kurgusunu bozup drive'e kalkıyorsan senin o topu daha hızlı vurman lazım. Daha hızlı adımlaman lazım. Mesela biz ne görüyoruz bu yeni nesil 3.5 numaralarda? İkinci driblingi bile yapmıyorlar çoğu zaman. Tek dribling yüksek ve ileri devamında... İlk büyük adımla birlikte çembere gidiyorlar. Ya faal oluyorlar ya bitiriyorlar. Yiğitcan'ın böyle detay zaten işler detayla değişir. Bu tarz detaylara ihtiyacı var ama bence gerçekten yeni nesil. Bence 4 numara değil ilk çok. Ya yani verir de katkıyı 3.5 numara. Kendini daha doğrusu 3.5 numaraya çevirirse çok başka yere çıkabilir. Bu sezon fiziği 2-3 kat arttı. Çok çok gelişti bu sezon. Yürürlükte olsalar yapılır mı? Vallahi yapmıyorlar ya. Bakayım. yani Konuştuğumuz soruları geçiyorum. Bu çok güzel bir soru sevgili Aziz Bayi. Bir buçuk saat devirdik. Bunu emin olun yazın. Soru cevap yayınları açıyorum ben çok güzel bir konu bunun çok fazla etkeni var. Çok güzel bir soru bu. Bunu daha buna uzun süre lazım. Bunu 3 dakikada geçemem bunu. Yani fikirlerim veya sizin fikirlerinizle bunu tartışarak e, daha uzun konuşmamız lazım. Bu 20-25 dakikalık konu bu. Bunun çünkü çok farklı saçakları var. Yöneticilerinden oyuncularına, menajerlerinden pek çok açıdan bakmak lazım. Ve bu e, amatör branş diye geçiyor basketbol, voleybol. Bunların geleceğini çok fazla etkileyecek. Teşekkür ederiz. İsmail şunu anlamadık ama. Yo, ya o yarım bırakmam oraya şeyler ya. Tarzlarını beğenmiyorum. Hani kişiden kişiye göre değişir zaten bu. Tarzlarını beğenmiyorum. Özellikle yürürlük oylama sürecindeki tarzı hiç hoşuma gitmedi. Onu bu zamanda söylemiştim. Yavaş yavaş kapatıyorum. Çıkarken videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanala abone olmanız. Hani bunlar artık bizim klasik cümlelerimiz ama bunlar kıymetli. Bazen gözden kaçabiliyor. Bizim büyümemiz için ve büyürken de bu yayınları daha farklı yapabilmemiz için bunlar önemli. Ücretsiz böyle destekleriniz bizler için kıymetli. Yayınlarımız sürecek hafta sonu Basketbol Süper Ligi yayınımız var. Yarın şimdi ben bu yayından sonra gideceğim daha voleybol ekibiyle birlikte. Orada da bir arkadaşımız olmayacak. Sevgili Bünyamin'e ben eşlik edeceğim. Vakıfbank Fenerbahçe maçını çekeceğiz. Biz de mesai sabah 7'ye kadar sürecek çekim kurgu derken. Emek veriyoruz. Yarın eğer içinizde Fenerbahçe veya işte Vakıfbank Enizacıbaşı taraftarı varsa da yarın voleybol yayınımız da olacak, devam edecek oradan yayınlanacak. Kanalda yani kendinize göre bir uygun içerik bulabilirsiniz. Bizi takip etmekten lütfen vazgeçmeyin. Herkese iyi geceler.